sayın kardeşlerim. Arkadaşlarım, yeğenlerim hoş geldiniz. Selamun aleyküm herkese ve Allah herkesin işine gücünü rast getirsin. Şimdiki e, yapacağımız video Movavi Photo Editor 6.7.1 Benim bildiğim kadarıyla ben de insanım, ben de hata yapabilirim. Yani benim araştırdığım kadarıyla, baktığım, incelediğim kadarıyla bu yeni sürü, ilk son çıkan sürüm budur. Ben böyle hatırlıyorum. Şimdi daha önceki bir videoda da yapmıştım ve demiştim. Önceki bundan bir önceki videoda Movavi Video Suite videosunu paylaşmıştım. %100 bedava, şifre yok, kod yok. Ve orada da demiştim. Bir sonraki videoda Movavi Photo Editor yapacağız %100 bedava, şifre yok, kod yok. Tamam, haklısınız. Herkes para kazanmalı. Yani herkes para kazanmalı. Eyvallah. Hiçbir sıkıntım yok, hiçbir sorunum yok. Herkes kazansın. Allah bu kazandıran sağlasın. Ama benim için veya bazı insanlar var. Dar gelirli ve ihtiyaçları olur herkes durumu iyi değil herkes zengin değil yani dar olanlar da var zorla geçinen kişiler de var yani benim gibi ben de biraz bedavayı da severim biraz da araştırmayı incinmeyi severim yani her şeye de bir aidat ödemekten de bıktım sayın kardeşim yani onun için kusura da bakmasın bu programları bulanlar veya bu bilgisayarı icat edenler. Yani her şeyde aidat ödeyecek halimiz yok. Yani ben de bıktım artık Bo bazı programlar yok 7 gün deneme süresi yok 2 gün deneme süresi yok 14 gün. Ha benim gibi şekilde düşünüyorsanız buyurun kullanın hayrını uğrunu görün helal olsun. Evet onu dedikten sonra ben o indirme sürünün indirme linkini paylaşacağım sizlerle. Kardeşim bu Movavi foto editor videosu da programı da komple %100 bedavadır %100. Şifre yok, kod yok, hiçbir şey istemiyor. Direkt ben indirin, kullanın. Ben sizin için bu programları sizin için gene komple baştan sonuna kadar göstereceğim sayın kardeşlerim. Ben bir kontrol edeyim. Çünkü komple silmişimdir sizlerle baştan tekrar bir, bir, baştan sonuna kadar nasıl indirilir, nasıl program o şekilde komple göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi ben de ana bilgisayarımda sizin için komple o indirdim, yaptım. Önceki Movavi Photo Editor'ı komple sildim. Ve kendi ana bilgisayarımı sizlere feda ediyorum sayın kardeşlerim, yeğenlerim. Çünkü bir önceki videoda Movavi Video Suite'de İkinci ekranı yani de benim deneme bilgisayarımı kullandıydım. Yani e, ikinci ekranı ben laptop'a bağlıyorum ve orada ökence o bütün programları test ediyorum. Yani virüs var mı? Kırık dökük bir şeyler var mı yok mu diye. Her şey tertemizse ondan sonra mesela benim ana bilgisayarımı indiriyorum programlıyorum. Ondan sonra sizlerle paylaşıyorum sayın kardeşlerim. Aynı şimdiki yaptığım gibi de bütün o Movavi Photo Editor programı sildim. Ve sizlerle beraber şimdi tekrardan baştan sonuna kadar yapacağız. Evet hemen bu programı da indirme linki ben şuradan bir kopyalayayım. Sizin için aşağıda paylaştım. Oradan direktmen indirirsiniz. Ve her zamanki gibi de önceki videoda de kullandığım gibi aynı şekilde dosya TC'yi kullanacağız. Evet arkadaşlar önceki videoda belirttiğim gibi eğer bu ve, ve de speed dial bu programı beğeniyorsanız yorumlarda paylaşın istiyorsanız bunu da bir video yapar sizle paylaşırım nasıl yapılacak nasıl edilecek diye benim çok hoşuma gidiyor direkt ben buradan basıyorsun tak diye hemen açılıyor yani Google'dan yazıp da yazmanıza gerek yok direkt ben YouTube açılıyor ee, şuradan bir tane daha deneyim mesela Markplatz bu bizim bulduğumuz ülkenin aynı Türkiye'deki bu internetten alıp satıp şeyler yapıyorlar ya. Ha buldum. Sahibinden.com Evet. Aynı bu, 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 bu sayfa gibi. Sahibinden.com Evet hemen kendi işimize dönelim. Buradan da yukarıda ve hep yapıştırıp enter basıyoruz sayın arkadaşlarım şu da sol altta 2 saniye 1 saniye ve şimdi dosyaya indire basıyoruz bir 4-5 saniye bekliyorsunuz evet, bu reklamlardan da bıktık arkadaşlar şunu söylemekte yarar var bilgisayarınızdaki virüs programı her zaman bunu der. Yani bunu bilgisayar programı kendi söylüyor. Çünkü ben de mesela SS Cleaner de var. Afes de var. Yani bunu söyler. Burada yazıyor ki bu dosya sık sık kullanmayan bir dosyadır sizde. Yani seni kastediyor. Yani senin bilgisayarını kastediyor. Sık sık kullanmayan dosya. Yani bu e, tehlikeli olabilir diyor. Şimdi bu yazar her zaman yazar. Yani bulunduğunuz ülkede eğer Almanya ise Almanya Almanca yazar burada. Almanca kullanıyorsanız Türkçe kullanıyorsanız Türkçe yazar. Fransızca kullanıyorsanız Fransızca yazar. İngilizce İngilizce yazar. Yani burada yazar. Bu dosya sık sık kullanmayan bir dosya. Tehlikeli olabilir. Haberiniz olsun. Yani bilinmeyen dosya ise Kardeşim inanmıyorsanız güvenmiyorsanız açmayın. Ama inanıp güveniyorsanız aynen benim yaptığım şekilde buradan yukarıdakine basacaksınız yani kabul ediyorum. Direktman e, rar dosyasına döner. Bu run, rar dosyasına döndükten sonra şunu bir internete bir indirelim yani şuradan bir downloads'a açtık. Downloads'tan açınca buradan buraya paketi açın. Evet buradan paketi açsın. Bak paketi açarken bile sizden şifre mifre hiçbir şey istemiyor. Kardeşim. Bu dosya böyle. Ben şunu bir ufalttım. Şimdi şu aşağıdaki şu yukarıdakini daha açmıyoruz. Şu aşağıdakini bir açıyoruz. Evet. Buradan tıklayıp kabul. Bak. Sizin gözünüzün önünüzde indiriyorum, programlıyorum. Kendiniz görün. Yani program vir virüsle olup olmadığını. Şimdi bunu kapattık şuradan. Şuradan bir açalım. Evet. Ben bunu istemiyorum. Reklam. Yani o teminkini bir SC yaptık. Escape. Kardeşim şunu bir büyüteyim. Size göstereyim. Evet sayın kardeşlerim. Şurada proof versi yazar. Yani bu benim bulunduğum, bulunduğum ülkenin dilinden, insansından yazıyor. Ben size şimdi Türkçe'yi çevireceğim. Eğer Türkçe indirirken Türkçe yazmadıysa indirdikten sonra da değiştirebilirsiniz. Panik yok. Canınıza sıkmayın. Şuradan Ayarlara gidiyoruz. Burada mesela eğer benim bulunduğum ülkeden indirildiyse şu benim ok işaretimi takip edin. Bir dakika şuradan bir şunu yapayım da rahatça bir şekilde görün. Yani burada yazıyor üst tarafta deneme süresi diye. Bu benim bulunduğum ülkenin lisansından. Eğer o aynı lisans çıktıysa sizde Türkçe hiç çıkmadıysa ilk başlarda panik yok kardeşlerim. Tekrar söylüyorum. Buradan Installingen yazar. Installingen yani ayarlar. Ayarlara gidiyorsunuz Tal yazar. Bak Tal'a tıkladığım zaman sağ tarafta diğer lisanslar var. En altta Türkçe. Türkçe'ye bastığınız zaman hemen üstü komple her şey değişecek. Türkçeye geçecek. Yani bunu isterseniz Almanca'da da yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Buyurun Almanca oldu. Yani isterseniz ya İngilizce yapın. Buyurun İngilizce oldu. Yani Japonca yapın. Sıkıntı yok. Ben sizin için Türkçe yapıyorum. Evet, burada ne yazıyor en üstte? Deneme süresi kardeşlerim. Aynen doğrudur. Deneme süresi. Buraya basıyoruz. Burada da yazıyor. Deneme süresi. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bunu kapatıyoruz. Şunu da kapatıyoruz. Bu reklamlar bir dahaki seferinde hiçbir zaman çıkmayacaktır. Şimdi geldik gene buraya. Yani bu programı hani download'da komple paketi açtık ya. Burada crack çarpı 64 diye bir dosya var. O dosyanın içinden açtık mı kardeşim? Açtık. Sağ tıklayıp bunu kopya yapıyoruz. Kopyaladık. Tamam. Bunu aşağı indirelim. Bundan işimiz bitti. Gene bu buraya gelelim. Hani bunu bir sürümü indirdiydik ya. Bunu sağ tıklayacağız. Sağ tıkladığımız zaman yani burada e, Türkçe'ye çevirecek olursam dosya lokasyonu Dosya lokasyonunu Open Açalım Bunu açtık kardeşim Açtık Şunu güzelce bir büyütelim Şimdi bu temiki kopyaladığımızı Şuraya Veya bir boş alan varsa Yok boş alan yok Yani burayı indireceğiz şunların içine indireceğiz Şuradan Sağ tıklayıp Yapıştır. Yapıştır kardeşim. Önceki dosyayı değiştirsin mi? Yani önceki dosyayı değiştirsin mi? Hani biz önceki dosyayı indirdik ya sürümü. O teminki açtığımız, kopyaladığımız dosyayla o önceki indirdiğimiz dosyayı kapatacağız. Değiştireceğiz. Çünkü iki e, kopyaladığımız dosya bizim Denemesi süresi olmayan dosya, açık olan dosyası. Bu deneme olan süre dosyayı değiştireceğiz. Bunu bir değiştir diyoruz kardeşlerim. Tamam, bitti. Yani benim bilgisayar biraz suratlı olduğu için hemen anında bitiyor. Sizde belki bir iki dakika sürebilir, sıkıntı yok. Burayı kapattık kardeşlerim. Tamam. Şimdi bu Tekrar açalım. Buyurun sayın kardeşlerim. Türkçe ve bu reklam. Bunu bir çıkalım. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki bütün programların hepsini kullanabilirsiniz. Bak burada ne yazıyordu? Deneme süresi yazıyordu değil mi? Üst tarafta. Kayboldu kardeşlerim. Yok. Deneme meneme süresi iptal. Aynen ayarlardaki gibi gene dili her istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ya Onlara bir sıkıntı yok. İster Almanca yapın ister Türkçe yapın ister İngilizce Fransızca yapın Her gün değiştirebiliyorsunuz. 7-24 saat değiştirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Yani biz önce Türkçe yapmıştık. Hakkımızda Buyurun kardeşlerim deneme meneme süresi yok. Bitti deneme süresi Ya Deneme süresi bitti kardeşlerim. İstediğiniz kadar kullanın. Bu programı da istediğiniz kadar yükleyebilin. Yani bilgisayarınız komple silindiyse hatta bir, bir yanlışlıkla bir şey olduysa veya sürümü bir yanlışlıkla sildiğiniz zaman tekrar istediğiniz zaman yükleyebilirsiniz. Bu ekstra programları istiyorsanız onu onların reklamını yapıyor Yani Şu Ben sizin yerinizde olsaydım sayın kardeşlerim sayın arkadaşlarım şu dosyayı komple bir e, Ön sürücü ön yükle bilinir flashın üstüne bir Bir kenarda bulundururdum Veya bir eksteren Bir USB stick veya bir hafıza Onun üstüne Şunları saklayın yani. Olur da hani program veya bilgisayara yanlışlıkla bir şey olur. Yani başka bir yerlerden virüs gelir, bloke olur, formatlamanız gerekir, yeniden yüklemeniz gerekir. Elinizde bulunsun. Çünkü bu programı istediğiniz kadar yükleyebilirsiniz. Yani isterseniz başka bir arkadaşının program bilgisayarını yükle. Ondan sonra al bir 50 kağıt, ne bileyim veya 100 kağıt koy cebine gitsin, haçlık yaparsın kardeşim. Yani ne olmuş ki? Bizim buralarda gördüğünüz bu Movavi Photo Editor programı 150 euro. 150 euro. Orijinali. Ya. Yeah. Bunu tekrar gösterme diye şurayı bir basalım. Ondan sonra kapatalım. Bir daha da şey yapmaz. Buyurun. Tekrar yapayım bir daha da yapmaz. Yani şu Movavi Video Suite orijinal programı bizim burada 200 kağıt, 200 euro yani. Yani bu benim verdiğim programları istediğiniz kadar isterseniz 10 tane bilgisayarı yükle, indirin, yükleyin. İsterseniz 15 tane bilgisayarı yükleyin. İsterseniz laptopa, isterseniz Windows bilgisayara, Microsoft sıkıntı yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi tekrardan ben size göstereyim. Yani bu programların üsttekilerinin komplesi açıktır. İstediğiniz kadar kullanın. Yani hiçbir sıkıntı yok. Ben şimdi şuradan bir size de bir tane fotoğraf falan göstereyim. Evet. İsterseniz yani o fotoğrafı şu şekilde de yaparsınız. İsterseniz yani buradan da alabilirsiniz. Yani isterseniz böyle bırakın, isterseniz şuradan tıklayın yani. Hepsi aynı. Ya? Yeah. Buyurun kardeşlerim. Bak bu fotoğrafları indirdikten sonra burada istediğiniz şeyleri kullanabilirsiniz. Yani ne hangisi olursa olsun. İlk kullandığınızda böyle bu şekilde bir nasıl yapacaksınız diye size açıklama yap gelir. Her bu programı bastığınızda istemiyorsanız buraya basarsınız bunu tekrar gösterme diye. Buraya bastınız mı buradan kapattınız mı bir daha da size göstermez. Ama bazı kişiler ben, aynı benim gibi biraz unutkan oldu mu? Yani şöyle bir ön hatırlatma bana göre yani fena olmuyor. Hemen şuradan bir iki satır okudum mu nasıl olacağını hatırlıyorsun. Yani buradan da istediğiniz programlar hepsi de açık sayın kardeşlerim. Gördüğünüz gibi hepsi de açık. Yani hepsi açık. Hepsi hepsi, 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 hepsi açık. Evet, gene ben size göstereyim son defa. Deneme meneme süresi yazmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Movavi Video Editor 6.7.1 sizlerle paylaştım. Gördüğünüz gibi virüs yok. Çünkü kendim baştan sildim sizden beraber indirdim. Ve %100 açık, %100 şifre istemiyor, %100 kod istemiyor. Buyurun kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın. Evet kardeşlerim, arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Allah size yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın